Deniz nerede Memiş? Sana da merhaba Özgür. Deniz Zafer'le konuşuyor. Emin misin Zafer? Evet, maalesef. Ah, istersen kendi gözlerinle gör. Evet ya, gerçekten olumsuz görüş bildirmiş. Ya niye yaptı ki böyle bir şeyi acaba? Bilmem, ben de anlam veremedim. Ama yani sonuçta bunu atmış. Belki de sonradan fikrini değiştirdi ve olumlu görüş bildirdi. Belki de. Selam Mehveş. Merhaba. Özgür ya, sabah USB'ni almıştım, lazım olur diye getirdim. Sağ ol. Yetti ama artık ya. Bunlar yine mi birlikteler? Bari ulu orta yapmayın. Ne var canım? Ne yapıyorlar ki? Alt tarafı konuşuyorlar. Ne çok konuşacak şeyleri varmış. Bir türlü bitemedi. Aman bizim bunların arasında bir şey var. Ama neyse. Hadi kaçtım ben. Görüşürüz. Bu konu aramızda kalsın, olur mu? Merak etme Zafer. Teşekkür ederim sana. Rica ederim. Umarım her şey istediğin gibi olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Dediğim gibi bir süre sevgilim gibi benimle takılacaksın. Sağa sola birlikte gideceğiz. Bu arada sana söylediğim miktar tatmin ediyor mu seni? Ben seninle para konuşmam Mustafa ama bir sorum olacak. Sadece bir sorum, başka yok. Peki. Ben sadece şunu merak ediyorum. Zengin, karizmatik bir adamsın. Hangi kadını istesen elde edebilirsin? Böyle bir şey için bana neden para ödüyorsun ki? Çünkü sevgilim olacak kişinin ben nasıl istersem öyle davranmasını istiyorum. İşte bu yüzden senin gibi profesyonel biriyle çalışıyorum. Peki amacın ne? Yani birini kıskandırmak mı istiyorsun? Esra, bir soru demiştim. Tamam, başka soru yok. Cevabın nedir? Var mısın? Yok musun? Sana kahve ısmarlayabilir miyim komşu? Tabii ki. Hadi. Ne işin var burada ya? Banu, aradım açmadın telefonu. Yine peşine düştüm, kafe kafe geziyorum yani. Anladın mı? Ya Fuat, lütfen gider misin? Sonra konuşuruz. Banu, bak zaten canım burada. Hırsımı senden çıkarmayayım. Otur şöyle konuşacağız. Ya ne oturacağım? Fuat kalk, dışarıda konuşalım. Tamam. Bekliyorum seni Banu. Son bir şey konuşmamız lazım. Banu, bunu açıklamam lazım. Biz sadece arkadaşız. Ozan, inan bana öyle bir şey değil, anlıyor musun? Bu sefer doğruyu söylüyorum, yemin ederim. Banu. Ya Ozan, özür dilerim. Gerçekten geleceğinden haberim yoktu. Banu. Ya of Ozan ya, of. Gördün mü? Ya gördün mü? Zarife teyze sudoku canavarı oldu. İsteme. Aslında bunlar bana kolay geliyor artık. Ama jimnastiği sevmiyorum. Bu da zorla yaptırıyor bana. İnat işte, inat. Bence siz Suna gibi bir bakıcınız olduğu için çok şanslısınız. Ah kızım ah. Sen onu bana sor, bana. Despot kesildi başıma. Her şey yasak. Televizyon bile seyrettirmiyor bak. Gel kahve yapayım. Zarife teyzeye de dizisini açalım. Unutma, beni hayatta kaçırmaz. Vallahi ben de izliyorum Suna. Geçen bölüm ne oldu?
Ne diyor? Ya çerez çok geliştir. Kesin yabancı bir hoca bulur diyor. Merhabalar. Merhaba. Mert'i gördünüz mü? Buralarda mı? Ya aşk olsun anneciğim. Burada ev arkadaşın dururken Mert'i soruyorsun. Üstelik kaç gündür görüşemiyoruz. Canım, Mert'i hemen bulmam lazım da ondan. Ama söz seninle de ilgileneceğim. Mert Melih'e gitti. Ne? Melih'e mi gitti? Yani belki daha varmamıştır. Of, olamaz ya. Neyse, benim gitmem lazım. Biraz otursaydın ya. Sonra canım, sonra. Ulan kaçabilirsin ben. Ölümcüğü başından belli it. Her kimsen evde yokum. Evde yokum diyorum, anlamıyor musun? Ne var? Ne istiyorsun? Konuşmamız lazım Melih. Dün hırpaladım yetmedi mi oğlum? Daha ne konuşacağım benimle? Bak, ilk önce beni bir dinle. Sonra ne istiyorsan yapalım. Efendim? Şey diyecektim, nasıl oldun? Daha iyisin galiba ha? İyiyim, sağ ol her şey için. Ne demek? Şey, ben de işte okulda işe başladım. Haberim var. Bir şey mi oldu Pelin? Olmadı. Acelem var, görüşürüz. Görüşürüz. Mande nerede? Bilmem. Sana sormalı. Ne yapıyorsun oğlum? Melih, kalk ve beni adam gibi dinle. Senin aşk hayatın beni ilgilendirmiyor Mert Efendi, tamam mı? Bak, haklısın. Hande ile ben önceden tanışıyoruz ve biz sana bunu söylemedik. Ancak bunda Hande'nin hiçbir suçu yok. Eğlendin mi bari? Bak Melih, hayatında ilk defa bu kadar birine değer veriyorsun. Onun elinden böyle kayıp gitmesine izin mi vereceksin? Bana bak Mert. Ben Hande için üzerime düşen her şeyi yaptım. Ama beni salak yerine koymanıza izin veremem. Daha o kadar ölmedim. Beni dinle. Yanlış anladın. Bizim aramızda hiçbir şey yok. Öyle mi? Peki neden daha önce tanıştığınızı sakladınız? Ha? Neden sakladınız? Evet Fuat. Seni dinliyorum. Söyle bakalım. Banu. Bak zaten canım sıkkın. Düzgün konuş benimle. Aman iyi, tamam, kısa kes. Hadi. Babana Sedef'ten bahsetmeyeceğim. Peki sözü atmak için ne bahane uyduracaksın? Aslında senin kabahatlerini döküp saçmak lazım ama... Ya Fuat, hani Sunan'ın hatırı vardı? Tamam işte. Banu üniversiteli, ben de ortaokul mezunuyum. Hazmedemiyorum diyeceğim yani. Ha oldu ya, babam da bunu yiyecek öyle mi? Ya Fuat, o zamana kadar aklın neredeydi diyecek. Sonra benim suçlu olduğumu düşünecek. Banu, orası beni ilgilendirmez. Anladın mı? İlgilendirmez. Ya Fuat, lütfen başkasını seviyorum de. Olmaz dedim Banu, olmaz. Öyle mi? İyi o zaman, tamam. Ben söylerim. Ya senin beni tehdit edecek halin mi var ha? Ya Fuat, lütfen. Banu, dediğim olacak. Anladın mı? Bitecek bu iş. Dert bitmiyor ki Suna. Bir de Hollanda hikayesi var. Ne Hollanda'sı? Fuat, artık buralara sığamam. Hollanda'ya gidelim diyor. Gurbetlik. Bilmiyorum ki. Çok zor tabii. Haklısın. Sen de düşkünsün değil mi ailene? Özellikle babam bir başkadır. Annem de öyle tabii. Kızıyorum ama Banu da çok değerli. Niye kızdırdı ki Banu seni? Sorma, bu aralar iyice çizgiyi aştı. Ne yaptı? Tıp fakültesinde okuyor ya bizim hanımefendi. Resmen utanıyor bizden. Annemle bir şeyler örüp satıyoruz diye bohçacı dedi bize. Ne? Çok ayıp. Sizden utanacağın önce kendinden utansın o. Çok kırıyor bizi, çok, farkında değil.
benim için her şey tamamdır. Bence çok iyi bir anlaşma oldu. Mesaim ne zaman başlıyor patron? Bu akşam. Seni arar detayları anlatırım. Tamam. O zaman benim bu akşam için hazırlanmam lazım. Tamam. Görüşürüz Esra'cığım. Görüşürüz. Deniz'in bursu için derneğin yardım olabileceğini söylemiştim. Bir gelişme var mı? Meral Hanım'la konuştum da... Pardon Bermen'ciğim. Efendim Mustafa. Ablacığım nasılsın? Müsait değilsen sonra arayayım. Yo, müsaitim. Konuşabiliriz. Ya bu akşam size uğramak istiyorum. Tabii hayatım uygunuz. Beklerim. Bu arada yalnız gelmiyorum. Sizinle tanıştırmak istediğim biri var. Yalnız değilsin demek. Özel biri mi? Evet, yani öyle de diyebiliriz. Senin adına çok sevindim Mustafa. Kendisiyle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Seni ve sevgilini bekliyoruz hayatım. Hoşça kal. Gel. Ya enişte bir şey danışabilir miyim sana? Hocam oğlum, hocam. Hocam işte. Fakat danışacağım şey eniştelik bir olay. He, dur bakalım. O zaman biz seninle enişte yiyen konuşacağız. Başla. Enişte, sen tanıdığım en bilge insansın. Soracağım şey de şöyle demek daha doğru herhalde. Bilmiyorum. Teşekkür ederim Ozan'cığım ama böyle giderse sen bu konuya giremeyeceksin. Enişte konuşuyor. Aşk, bağışlamak, güven, yalan. Kafam karmakarışık oldu. İyi de sen de çok zor yerden sordun ya. Evet, zordu mu? Evet. Ya enişte ne yapacağım ben? Valla ben onu bilemem. Çünkü böyle durumlarda akıl işlemez. Mantık çalışmaz. Çalışsa da zaten yanlış çalışır. Senin gibi hep akıldan yana olan bir insan mı bunu söylüyor? Ben sadece akıldan yana değilim. Ben hem akıldan hem yürekten yanayım. Zaten sadece akılla hareket edenler bir yere varamazlar. Ama sadece yüreğiyle hareket edenler için de geçerli bu. Böyle durumlarda kendine sorular soracaksın. Belki vereceğin doğru cevaplar seni doğru bir yere götürebilir. Enişte, nasıl sorular? Mesela, dedin ki ben gideceğim ve yeniden aşık olacağım. O zaman sor bakalım yüreğine. Yeniden kırılmaya değer mi? Ya da dedin ki hayır hiçbir şekilde barışmıyorum, bunu terk ediyorum. O zaman sor bakalım aklına. Bu inadın sevginden daha mı değerli? Ya enişte işte bilmiyorum. Ben hayatta hiçbir şeyden emin olamazsın. Bu sadece aşkta değil. Karşına çıkan yeni bir insan yeni bir şans hak eder. Bunun için risk almaya değer. Hı? Bunları soracaksın kendine. Enişte büyüksün yani hocam büyüksünüz. Eskiden ben onun bir lafına günlerce ağlardım. Hizmetçi mi demedi bana. İftiralar mı atmadı. Buyur canım. Hele bir köstekli saat hikayemiz var ki. Sorma gitsin. Senin gibi abla ağlatılır mı ya? İşte tıp fakültesinde okuyor ya aşağılıyor beni. Suna. Yarın bu iş bitecek. Anladın mı? İkimiz ağız birliği yapacağız. Ya Sedef'in iyi bir kız olduğunu anlatsak, annenin yüzünden böyle şeyler olduğunu söylesek. Yok öyle bir şey Banu, anladın mı? Yok öyle bir şey. Ne düşünüyorsan söyle Sedef, çekinme. Efendim Fuat. Tamam, tamam gülüm. Kapanmadan gidelim. Hemen çıkıyorum. Pasap-
pasaport için hemen halletmem gerek Suna. Tamam canım, yolun açık olsun. Sağ ol. Ama bak, bana söz ver, tamam mı? Eğer Banu bir daha senin canını sıkacak olursa benim haberim olacak. Tamam ama neden? Bir yanım her ne kadar sana benziyorsa da öteki yanım Banu'ya benziyor. Onun dilinden bir tek ben anlarım o yüzden. Söz mü? Tamam söz, tamam. Öğlene doğru gelirim ben, tamam mı? İyi. Bu iş böyle kökünden hallolmaz. Sedef hikayesini bilmeleri şart oldu. Alo Şükran anne. Merhaba. Yarın Fuat öğlen bizde olacakmış, sözü atacakmış. Tamam Şükran anneciğim, bir dinle. Yalnız babama Banu üniversiteli, bu iş olmuyor diyecekmiş. Ama biliyorsun asıl neden Sedef yani. Tamam o zaman sen yarın sabahleyin bizde olursun. Görüşürüz. Hadi hoşça kal. Ya ne olur şöyle iyice bir rezil olun da kimse yüzünüze bakmasın. Ne zaman alacaksın? Neyi ne zaman alacağım? Demek unuttun. Hani bana söz vermiştin, gazoz alacaktın. Aa, öyle miydi? Hiç hatırlamıyorum. Aynısını ben yapsam kıyameti koparız. Çok kırıldım Meveş. Ay canım ya. Olur mu hiç öyle şey? Dur hemen alıp geleyim. İşte gazozlarımız da geldi. Teşekkür ederim. Ya Allah Allah. Buna ne oldu şimdi ya? Bağlantı kopmuş. Ya of ya. Niye yaptınız oğlum? Bana niye yaptınız? Melih. Cevap versene lan. Niye konuşmuyorsun ha? Melih. Melih dur yapma. Melih lütfen açıklayacağım her şeyi. Lütfen bırak. Hande. Ya Melih bırak diyorum, açıklayacağım işte her şeyi. Eğer yine yalan söyleyeceksen sakın çeneni yorma. Keşke söyleyebilsem. Gel. Hocam fazla vaktinizi almayacağım. Referans mektubunu yazdıysanız almaya geldim. Aa, yazdım tabii. Burada. Al bakalım. Hayırlı olsun. Bu yurt dışı işi ne oldu? Referans olacak birini bulabildiniz mi? Hayır hocam, bulamadık. Bulmaya çalışıyoruz. Aa, iyi. Ben de araştırıyorum aslında. Birkaç arkadaşıma mail attım. Biri döner herhalde. Teşekkür ederim hocam. Ben bir şey soracağım size. Siz başta karşıydınız bu burs işine. Şimdi neden fikrinizi değiştirdiniz? Yo, aslında ben hala karşıyım ama... Sende öyle bir karşı konulmaz istek var ki... Amerika'ya gitme konusunda... Sonunda ben de karşı duramadım. Peki, tekrar teşekkür ederim hocam. İnşallah doğru söylemişsinizdir hocam. I would not recommend her for the exchange program in your institution.
mutsuz mu? Mert'le ben çok eski arkadaşız. Belli canım zaten bir maziniz oldu. Her şey Mert'in benden sana bir oyun oynamamı istemesiyle başladı. Hande. Ya bırak Mert, anlatayım. Ben çok sıkıldım artık bununla yaşamaktan. Doğru. Bir dakika, ne oyunu? Seninle tanışmam, birlikte takılmamız, internete yaydığım fotoğraflar. Hepsi aslında Mert'le planladığımız bir oyundu. Ne? Ama sonra planlamadığımız bir şey oldu. Ben sana aşık oldum. Hiçbir şey söylemeyecek misin Melih? Biraz zaman ver. Geri gelecektir. Ya geri gelmezse? Ya affetmezse? Böyle bir şey asla.